yetersiz, çok düşük, maliyeti korumuyor. Yani bahçenin altlarını vurmaya 2,5 lira veriyoruz. Yemiye 500-600 lira. Yani yeterli değil. Emeğimizi korumuyor. Gübresi çok pahalı. Mesela 3 torba çuval gidiyor mesela 50 kilodan benim bahçeye. 1,5 lira. 1,5 lira. Yani koruyor mu şu anda? Korumuyor. Daha yüksek olması lazımdı fiyatı. En azından 100 lira olması lazımdı. Tek fiyat 100 lira. Az fakirler de sevinsin. Yani bizler de sevinelim. Bize kepçeyle veriyor. Daha büyük kepçeyle geri alıyor. Yani kısacası kaşıkla veriyor, kepçeyle geri alıyor diyeyim. Öncelikle isim bir kere taban değil, tavan olmalı. Hiçbir zaman da bu fiyat piyasada yerini bulmuyor. Hatta %25 altına bir alım oluşuyor. İşte TMO bu konuda yetersiz, Fisko Birliği'nin yerini hiçbir zaman tutmadı. Hükümet de bu konuda gereğini yerine getirmiyor. Her zamanki gibi şikayetçiyiz. Öncelikle şikayetimizin gerekçesi bir kere çektiğimiz çilenin hiçbir zaman karşılığını alamamak. Yaptığımız yatırımın, verdiğimiz emeğin, harcadığımız mesainin hiçbir surette karşılığını alamadığımızı buradan belirtmeliyiz. Karadeniz insanı olarak çeşitli pratik yöntemlerle maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz ama fındık gel gör ki yıl 12 ay içeride çalışmak durumunda bırakıyor. Yabancı otları olsun, işte toprağın işlenmesi olsun, ayıklanması olsun yoksa baş edilmez bir ürün. Yıl 12 ay, buğday gibi değil. Ne bileyim diğer tarım ürünleri gibi değil, nohut gibi değil. Onun için verilen fiyat resmen halkla dalga geçmek. Bu 84 lira açıklanan taban fiyat bir aldatmaca fiyattır. Yani üreticiden yana bir fiyat değil. Şöyle ki bir defa fındıkta 84 lira rakamını açıklarken mevcut iktidar veya hükümet veya işte cumhur açıklarken bir maliyet hesabı yapmadan açıklıyor. Yani fındığın maliyeti nedir diye hesabı açıklanmıyor. Ya bunu şunun için söylüyorum. 50 kilo bir kimyasal gübrenin 50 kilosuna ben 1800 lira para verdim. Ya bu gübrenin tonu 36 bin lira yapıyor. En küçük bir gübrenin, en ufak bir gübrenin fiyatı, yani tonaj fiyatı 10 bin liradan aşağıda artık fiyatlarımız kalmalı. Mesela atıyorum biz işte bahçelerimize kimyasal gübre kullana kullana da bahçelerimizi beton yaptık yani. Hani illaki duvardan beton yapılmıyor. Kimyasal da bu fındık bahçelerimizi toprağı beton haline getirdiği için de şey yapıyor. Şimdi verilen fiyat bir aldatmaca, bir uyutmaca. Yani şunu yapıyor. Fındık tekerlerinin, fındık tüccarlarının fiyatına şey yapıyor, verdiler bize onların gönlünü yapmak için. Oysa 8 milyon fındıktan geçimini sağlayan halk, Karadeniz halkı 8 milyon halkın fiyatı değil bu fiyatlar. Bu fiyat bir avuç fındık tekerinin, fındık tüccarının keyfi. Aslında yukarılara çıkılabilse yukarısı daha güzel de.